Herkese selamlar arkadaşlar. Bir StarCraft bölümüyle karşınızdayız. Epey uzun zamandır StarCraft çekmiyorduk, yapmıyorduk. Aslında böyle bir boşluğumuz vardı, yapabilirdik falan ama böyle başka şeylere sardık. Bu sırada tabii YouTube'u boş bırakmadık ama işte gezi videolarıydı, şu bu falan çektik. İşte Ege ile Sezar serisine başladık. O da yakında gelir YouTube'a. Daha işleniyor diyeyim. Neyse lafı fazla uzatmayayım. Çok fazla bir bölüm çekmeyi düşünmüyorum. Nerede kamera? Hangi kameradayız bu kamera? Çok fazla bir bölüm çekmeyi düşünmüyorum derken şöyle Teranları bitirmiştik. Zörgleri bitirmiştik. Şöyle onar bölümden. Protossların sonuna doğru ilerliyorduk. Ancak tamamını erdiremedik. İkişer ikişer gidiyorduk. Yani iki bölüm iki bölüm gidiyorduk. Ama dediğim gibi epey ara verdim. Biraz ellerim paslanmış olabilir. O yüzden bakalım muhtemel bir bölüm yaparım. O da Into the Darkness olur. Devam edelim hikayemize. Kaldığımız yerden diyorum ve lafı uzatmıyorum. Protoss Command Ship Gantry Tor Low Orbit. Zeratul'u hissediyorum yakınlarda. Ama onunla iletişim kuramıyorum. Korkum var. Dark Templar Zerg'ler tarafından yok edilmiş olmasından korkuyorum. Zeratul'u kurtar, Tassadar yaşamalı. Görev özetle bu. Kısa bir briefingti gayet. Bakalım. Umarım kolay bir bölüm olur. Çok da fazla uzatmadan StarCraft şeyine ne diyeyim? Tadımı almış olurum diyeyim de. Açıkçası korkutucu. Şöyle yapalım. Buna 2 diyelim. Buna da 1 diyelim. 2, 1. 1 de T'de. İki tane Zeolot var. Biraz sıkıntılı. Bu bölümleri çok sevdiğimi söyleyemem. Ya çünkü Psionic Storm attığım zaman az kalsın böyle saçma bir şey söylüyordum. Psionic Storm attığım zaman benim adamlarıma da zarar verecek. O yüzden böyle bekleye bekleye gidebiliriz ama Zealotlar tam bir killer olabiliyor ama şeyleri doluyor en azından. Shield'ları. O yüzden biraz bekleyerek gidebilirim yani. O konuda noblum var biliyorsunuz. Şuradan geldik. Aşağı ineceğiz ama. Yani aslında tasalar çok güçlü ama dediğim gibi çekiniyorum şu anda. Yani normalde hemen 1'i alıp T'ye basıp şey yapabilirim ama yes, executor. Of course. For Adun. Shall be done. Bunu StarCraft 2'de çözmüşler sanırım. Kendi unitlerine zarar vermiyor. Neden? Neden? Neden yaptın bunu? Of course.
Şuralarda bizden birilerini bulmuyor mu diyorum ama. Aha. Güzel, bize dahil oldular. Şu Zealot'un shield'ı biraz dolsun. Marinleri feda edebilirim. Güzel, biraz daha marin kazandım. Keşke biraz daha Zealot'um olsaydı. Marin yerine. Bombalar sıkıntılı ya. Zeratul neredesin? Yapma. Bir tek tasalar kaldı elimde. Ha, bu StarCraft 2'deki gibi değilmiş. Halüsinasyon olayı. Korkulanlar. Yes, marinler, güzel oldu bu. Hayır, güzel olmamış. İki tanecik mi marin alabildim? Resmen tasaların shield'ini kullanıyorum şu anda. Hiç hoş değil aslında yaptığım şey ama. Tehlikeli yani. Hoş anlamında derken. Biraz enerjim de olsun. Şurada görüyorum onları. Şurada. Yer bozuluyor. Görüyorsunuz mu? İki tane orada gömülü eleman var orada da. Şu an shield'im de şey. Biraz dolsun. Azıcık sohbet ederiz bu arada. Ya daha doğrusu ürküyorum yani. O kadar ürkmeye gerek yok ama. Yani High Templar neticedeki elimdeki karakter de. Onu da yani yeteneklerini kullanmadıktan sonra bir High Templarlığı kalmıyor yani. Bu arada Remastered gerçekten grafiksel anlamda çok arttırmışlar yani. Çok iyi ya. Keşke StarCraft 2'de de unitlerin görüntüleri bu şekilde kalsaydı. Gerçi orada bile bayağı upgrade olmuş görseller ama. Yani yine de insan şey diyor yani. Keşke buradaki o ham görüntüleri kullansalardı diyor. İçeride StarCraft efsanesini yaratan oyun da bu.
Hadi 2 enerji, 3 enerji, 2, 1. Şuraya sıkacağım bir. Evet. Onları öyle teker teker lürleyebilirim çünkü bayağı kalabalık şurası, görüyor musunuz? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane unit var orada. ...160 shield'im kaldı. Bu hoş olmadı. Geri, 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 geri. Şöyle tek tek lürleyemez miyim acaba onları? Yani shield'im hızlı doluyor ama... Tamam, en azından teker teker geldiklerinde çok büyük problem yaratmıyorlar benim için. Peki ben buradan nereye gideceğim? Burayı temizlettin de bana. Buradan hiçbir yere çıkış yok. Boşuna temizledim burayı. Şuraya kadar temiz olduğunu biliyorum en azından. Buradan aşağı ya da yukarı, şuradan iki yol açılıyor. Şuradan yavaş yavaş ilerleyelim. Hayır. Hoş değil. Zaten 80 birim şeyi var. HP'si var. HP'si iyileşmiyor arkadaşlar bu Protoss unitlerinin. Sadece shield'leri iyileşiyor. Yani şuradan maksimum marine'le çıkabilseydim iyiydi. Ama bilmediğim için, daha önce bölüm oynamadığım için. Yani burayı mesela tamamlamaya çalışmazdım bu marine'lerle. Buraları temizlerdim açıkçası. Şimdi şuna işliyor mu bilmiyorum ama bakalım. Evet, işliyor ama bütün enerjiyi de yedik. Şurada olabilir gibi geliyor. Hayır. Çünkü o patlarsa tasaları öldürebilir. O yüzden ona enerjimizi harcadık. Buna hanisilasyon atsam ne olur? Hanisilasyon 100 istiyor. Bu 75 istiyor. Shield'im de çok az durumda. Biraz açıkçası bekleyeceğim. Şurada marine var mıdır bilmiyorum ama burası kapı mı? Değil. Kapı zannettim şunu. Yani shield'i falan bayağı yüksek aslında ama 39 kill almışız. Yani oraya da Psionic Storm atmayı düşünüyorum. Çok fazla yaklaşmadan şöyle bana. Çünkü dediğim gibi ne olacağını bilmiyorum. Aslında şuraya da gidebilirim de yolda beni ne karşılayacağını bilmiyorum. Şuradan bir save alabilirim belki ama alayım aslında bu sırada. Zorilax 2'ye kaydederim. Tamam.
Evet. Tek başına öldürüyormuş. O yüzden save'den devam edeceğiz. Sıkıntı yok. Yok yok, save'den devam edelim. Ayıp olmasın şimdi. En azından onu biliyordum çünkü. Oraya bir Psionic Storm atarım artık. Bekleyelim. Aslında baştan da başlayabilirdik. Çünkü neyin ne olduğunu biliyorduk. Ama o biraz da cheese'lemek olurdu. Yani şu zorlu atmosferi bence devam ettirelim. Opsi. Onu harekete geçirmeden buradan kaynayabiliyorum. Şu an çok stresli. Kahvem geldi, eline sağlık abi. Sona yaklaştığımı düşünüyorum. Bir bomba daha işimizi bitirir. Hiç sevmiyorum böyle bölümleri. Tasaların sesi mi gitti? Dur bakalım, bir save game yapalım. İkiye kaydetmiştik. Bu kapı kilitli. Hayır! İki tane çok fazla. Dur, şunu bir load game yapalım. Zorlax'ı kaydetmiştik. Oyunun sesine bir şey oldu. Bu ne? Dijital volüm ne ya? Ha, eski oyun olduğu için. Bilmiyorum arkadaşlar, bir şey oldu oyunun sesine. Do bir aç kapa yapalım bu sese gerçi. Onu kapatmışız bir şekilde. Herhalde korkudan böyle tuşlara basınca. Neredeydi o yer birimleri? Aha şurada. I see you. Evet. Ama başka bir hatayı kaldıracak durumda değilim açıkçası şu an. Bu kapı kilitli de nereden açılıyor? Burada yerde gömülü bir şey var mı? Yok. Bu sırada biraz shield'im de olsun. Bu kapının arkasında büyük ihtimalle ama Zeratul, bu kapıyı büyük ihtimal şuradan bir yerden açacağız. Şuraya kadar sağlamız diye umuyorum. Bu sırada ne olur shield'im dolar mı? Çok gerildim. 2 3 tane unit verdi bana. İkisi yolda öldü yani. O kadar da unit öldürdük. Bunda kili 42'ye yükseldi. Yolda çeşitli tuzaklarda karşılaştık. Şansınıza bir bölüm çekelim dedik. İyi mi arkadaş? Bu böyle bir bölüm geldi. Böyle RTC'den ziyade. Gerçi bu da RTC'nin bir parçası ama artık şurada korka korka gidiyorum. Burada bir... Aha. Save all geldi. 3 olsun. Ne olur Marin, bana katılacak unitler gelsin artık. Korkudan. Bir tane de Ghost ölmüş orada. Birkaç tane Marine ölmüş. Duvardan böyle bir şey çıkacak falan diye de korkuyorum yani. Neyse, Psionic Storm için enerjim doldu en azından. Hayır.
Buna mecbur Sonic Storm atıyoruz. Enerjim 12'de şu anda. Bir şey çıkarsa şey kötü. Yani en azından shield'im de oluyor ama. Yerde gömülü bir şey göremiyorum şu anda. Yol sağlam görünüyor. Böyle bölüm sonu canavarı gibi bir şey gelecek mi acaba? Şu an buralar çok boş geliyor bana. Endişe verici. Önce yukarı gideceğim. Bir şey yok. Şu yerdeki lekeleri hep gömülü Zerg zannediyorum. Evet, şurada gömülü Zerg var bir tane. Ama iyi de arkadaş. Burası ha, şurada merdiven var, tamam. 68'de şöyle biraz daha boş yapalım birlikte. 71, 72, 75'te şuraya Sonic Storm atacağım. Hayır hayır hayır, gelme gelme. Güzel. İki tane Hydralisk varmış orada. Sıkıntı olurdu. Benim için açıkçası. Aa, üçüncüsü varmış. Neyse, bunu artık 50 alırız ya. E, 165'ten 150, yani 10 falan shield diyor. Bir tanesi ama tabi öyle riske giremeyiz derken bunlar sıkıntı biraz. Bunu biraz bekleyecek. Dalar mıyız aslında? Save alıp dalalım mı? Deneyelim mi? 3'ten devam edelim. Sıkıntıymış. Şöyle 3'tü değil mi? Sonic Storm'umuzu bekleyelim. Oraya da atabilecek miyim peki ben? Rampaya. Şuraya atsam yeter aslında değil mi? Tam şuraya. Ha? Şu an şey yok ya. Enerji yok ya, atamayacağım. Ama şey, simüle edemiyorsun ki, range'ini göremiyorsun onun öyle. En azından bu sırada shield'im de doluyor. Şuradan şuraya sallarım diye düşünüyorum. Salladım ama hiçbir şeye yaramadı. Load'dan gidelim çünkü o kadar enerjiyi beklemeyelim de. Değil mi? Stressful bir bölüm oldu. Bu bölümleri hiç beceremiyorum yani, çok şeyde kalıyorum, unitleri kullanmakta. Biraz daha böyle asker bas bölümleri falan olsa aslında başarılı olduğumu söyleyebilirim ama. Şu merdivene atmam işe yaramıyor değil mi? Merdiven biraz daha gerisine atsan aslında. Ama aşağı iniyorlar. Şu aşağıya atmak lazım aslında, onları aşağıya lürleyip. Şimdi ha? Bir deneyelim mi?
Adun bizden utanıyordur eminim yani. Birini yedik. Hı? Neyse bekleyelim artık. Birini yedik ya. Şildime güvenemiyorum. Şildime güvensem şey canı çok az kaldı. 9 kaldı canı. Bir tane bomba patladı şurada dibimde. Bomba patlamasaydı sıkıntı yaratmazdı da. Şu anda eminim böyle bunu YouTube attıktan sonra izleyenler böyle cancar oluyordur. Ama yapacak bir şey yok. Evet. Baksana her taraf kırmızı sarı falan. Şeyi aslında şey nasıl söyleyeyim? Upgrade'leri full yapılmış karakterin. Normalde o hidralistleri çat çat indirmesi gereken bir karakter ama bu da benim oynayış şeklim. Ne yapayım? Hadi oğlum 64. Çünkü 75'e gelince bir daha save alacağım. Hallucination'ı nasıl kullanılıyor bilmiyorum. O da çok fazla enerji istiyor. Büyük ihtimalle şuradan bir yerden kapıyı açacağım. Sonra zaten düz yürüyüş yapacağım şuraya. Şuradaki kapıya. Aha geldi. Hemen save'imizi alalım. Evet. O şuradaydı değil mi? Tam. Öldü. Evet. Şimdi. Bir save daha alıyorum. Onu ikiye alıyorum bu sefer. Çünkü dövüşmem gereken bir şey var mı burada bilmiyorum artık. Umarım yoktur. Evet. Kapı açıldı dediğim gibi. Tahmin ettiğim üzere. Gidelim. Dönüşte bir şeyler çıkar mı bilmiyorum ama. Çıkmaması gerekiyor. İşin kötü tarafı arkadaşlar. Bu oyunda yani StarCraft 1'de şey yok. Zorluk seviyesi diye bir şey yok. Oyun direkt zor. Hatırlıyor musun? Sezar'da da bundan bahsetmiştik. Oyun direkt zor. Yani zor derken işte ilk bölüm çok kolay. İlk bölümde Teranlar. İkinci bölümde işte şeyler. Zorklar. Protosslar yani giderek zorlaşıyor oyun. Şu anda Protossların 6. bölümünü yapıyoruz atıyorum. 26. bölümdeyiz. Yani 26. zorluk seviyesindeyiz. Anlatabiliyor muyum demek istedim? Yani oyunun böyle bir pasif giderek kendi kendine zorlaşan bir şeyi var. Mekanizması var. Şimdi biz hikayeyi görmek için oynuyoruz. İşte zorklar geldi. İşte Dark Templar'ları nasıl söyleyeyim? Onu alırsın artık ha. Dark Templar'ları saldırı düzenlediler. Zeratul'u kurtarmamız isteniyor mesela bu görevde. Hikayeyi görmek için yapmaya başlamıştık bu seriyi. Brood War'u oynayacağız mesela. Brood War bu oyundan çok daha zor. Nereye gidiyorsun? Çok daha zorlu bir parkur orada bizi bekliyor olacak. Şuradan yukarıdan gidebilir miyiz? Aşağıda çünkü gömülü bir şey var mı? Gerçi yok diye bakmıştık ama. Yani StarCraft 2 nasıl söyleyeyim? Zorluk seviyesi belirliyorsun. İşte normal, hard, easy falan filan. İlerliyorsun. Bunda öyle bir şey yok. Bunda direkt zor. Anlatmak istediğim özetle bu. Evet şimdi shield'imiz var. Buraya kadar da geldik. Save'imizi alalım. 2'deydik. 2'ye. Büyük ihtimalle... Şuradaki bombada kaldı. Bombacı kaldı. Şu bombacıyı da halletmem lazım. Yoksa o tek atıyor çünkü. Zaten canımı da bu seviyeye getiren de oydu. Yani Brood War'da bitirdikten sonra Brood War'da da sanırım 30 bölüm kadar var. Artık ne zaman bitiririz bilmiyorum. İşte 50 yaşına falan geliriz artık bir ara. Yaparız. StarCraft 2'ye gelirsek orada biraz daha rahatlarız. Ya da bilmiyorum. Brood War yapar mıyız? Hikayesini ele alırız. Bir video çekeriz. Böyle bir muhabbet yaparız. Hızlıca oynarız. Geç edebiliriz. Emin değilim ama bilmiyorum ya. Oynarız ya. Save alalım. Daha gerek yoktu aslında.
Aslında onları alabilirim ya. Ne diyorsun? Bir deneyeyim diyorum. Hemen save'imizi alalım. Şunları alırım diye düşünüyorum çünkü. Bir Hydralisk, bir Zergling var orada. Direkt Zergling'e saldırsam. Shield'im yeter diye düşünüyorum. Evet, yetti. Götüm kaşınsın mı? Şuralara bakayım mı? Kaşınmasın. Hey! Teranlar. Oh. Şimdi Ghost var. Enerjisi de yüksek aslında. Bu ses hoş değil. Benim enerjim ne durumda? Hayır 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 hayır. Çok fazla geldiler ya. Geri dönecek gibiler mi? Değiller. Cık. Ben bunlara ölürüm büyük ihtimalle. Değil mi? Evet. Buydu değil mi? Şimdi oraya onları salmayacağız o zaman abi. Sen bir gel. Şimdi şuradan bir save alayım ben. Şimdi bu şeyi göndereyim bir. Lockdown değil. Heh, clock. Gel bakalım. Yok, onlar beni arıyor direkt ya. Oraya direkt nasıl yapsam? İyice uzaklaştır derken, yok buraya geçeceğiz mi muhtemelen? Bunları öldürmemizi istiyor ya. Bence enerjim dolunca onlara sallayayım ya ben. Yani buraya kadar geliyorlarsa da bir anlamı yok zaten. Değil mi? Clock'lu göndermenin bir anlamı yok abi. Dur bir. Hı? Ghost reporting.
olabilir. Bence enerjimi doldurup iki tane Psyonix Storm atsam buraya çözülür orası diye düşünüyorum. Diğer adamların skill'lerini falan... şey var bunlarda. Steam Pack var. Sadece daha fazla damage yapıyorlar ama... yani çok bir işe yaramaz şu anda. Şu ne? Lockdown. Nükleer yok zaten. İşte hedefe kilitleniyor. Yok şu anda Cloak'u çok kullanacağım bir yer yok. Çünkü direkt bunlar bana kitle olarak geliyorlar. Benim burada yapacağım en mantıklı hareket bunları önde tutup... Anladın mı oraya kadar geldiğinde? Psionic Storm atıp geri dönmek. Ama iki tane Psionic Storm atacak gücüm olması lazım benim. Yani şöyle diyeyim. Sen bir ayrıl şuradan. Şuraya 2 diyeyim. Şu 1 zaten. Şu 2'yi şurada tutacağım şu an. Şu ghostlu elemanı en nihayetinde kaybetmemeyi düşünüyorum. Ona... He? Tamam 3 yapacağım. Şöyle açığa alacağım. ...75-150'yi bekleyeceğim arkadaşlar. Yani bu sırada biraz shield'im de dolmuş olur. Saldırı kabiliyetim biraz artar. Evet, işte bu yüzden sevmiyorum bu bölümleri. Stres. Güzel. Hadi 140 10 enerjim kaldı. Şu atağı da yaptıktan sonra şuradan bak kaydımı şuraya alayım ben. Şu triggerlandıkları nokta neresi acaba? Gerildim. Şimdi lekeye kadar geldi mi? Trigger yok. Huh! 9 shield'de durdurmayı başardık ama şimdi de clock yapalım. Bu clock da enerji harcıyor. Bütün flame bat'leri ve marine'leri kaybettik. Bir tane ghost'um kaldı. Bir de tasadar kaldı elimde. 3, 1, evet. Çok sigara içtim kusura bakmayın ama çok gerildim. Şimdi buradan save alalım ama 3'ü alacağım. 2 dursun. Ghost'umun enerjisi iyi. Şuradan sonra Ghost'la devam edeceğim. Cloaked olarak. Bir bakacağım ne var ne yok ileride. Bu oda boş. Tasadarı tehlikeye atmak istemiyorum çünkü oyunun ana görevlerinden biri tasadar yaşamalı. Bu kapı kilitli. Buralar boş. Yani boş olması benim için şu an iyi. Bu
Sen gel buraya. Umarım Ghost'ta görünmeyen bir şey yoktur orada yani. Bir tane şey çıktı, turret çıktı. Evet. Ghost'u da kaybettik. Evet. Şimdi buraya kadar gelmeyi başardık arkadaşlar. Kapı açıldı ama. Ya dönüşte bir şeyler olmasın lütfen ya. Yes, Dark Templar'lar. Yes. Mighty Tassadar mı? İçim çözüldü lan. Şu an şeyi söylüyor yani bu görevi başararak Tassadar Zeratul'ün yolunu kavramış oluyor. Bu Zeratul'ün yolu dediği olay şu arkadaşlar. Dark Templar'lar bu Protoss'ların saç uzantıları var arkalarında biliyorsunuz. Bu saç uzantılarıyla Kala denilen bir sistemle pisicik bir bağ kuruyorlar. Zeratul ve müritleri yani Dark Templar'lar bu saçı keserek özgürlüklerine kavuştuklarına inanıyorlar. Yani aslında bir yandan Protoss'ların gücü bu. Yani böylelikle daha uyumlu bir şekilde hareket edebiliyorlar. Ama bir yandan da gerçekten Zeratul'un düşündüğü doğru. Çünkü bunu şey yaparak kimin ne olduğunu yani kimin ne hareket yaptığını, ne yaptığını, ne düşündüğünü anlamıyorsun. Yani herkes bir, tamamen özgür oluyor. StarCraft 2'de özellikle böyle bir unit göreceksiniz. Protosslar da birbirleri içerisinde düştükleri zaman birbirlerine düştüklerinde yani savaş halindeyken bu şeyden kurtulmuş oluyorsunuz yani. Düşmana sır vermemiş oluyorsunuz. Derken çok zorlu bir bölümü geride bıraktık arkadaşlar. Gerçekten kendimizi tebrik ediyorum burada 44 dakika boyunca. Ben eğlendim açıkçası. O yüzden çok şey yapmayacağım. Bölüm 28 dakika sürmüş ama biz tabi save alarak şey alarak adını siz söyleyin loadlardan devam ederek ilerledik. Bence dediğim gibi bir bölüm elimizin pasını attık. Zor da bir bölümdü geriye bıraktığımızda. Şimdilik yeter. Homeland bölümünü daha sonra tekrardan sizlerle birlikte icra ederiz arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Briefing'i oraya bırakıyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. YouTube'a selamlar.